tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz İsa Bey? Yani tabii İsa Bey'in böyle yani bir emrivaki yaparak tabii burada bir partide bir kavga varmış izlenimi yaratması bence doğru bir olay değildi. Yani tabii parti içinde de muhalefet olur. Fakat burada işte yani bence daha başka kürsüye laf alıp da yani kürsüde muhalefet gösteri yani muhalif konuşabiliyorlar. Nitekim arkadaşlar konuşabiliyorlar. Ama sanki birileri tarihiyle gelmiş böyle bu kurultayda kavga çıkarmaya yönelik bir görev almış gibi bir izlenim yarattı. Ben bu hoş değil. Yani yoksa ki burası Sosyal Demokrat Parti. Burada herkes düşüncelerini özgürce söyleyebilir. Dolayısıyla bu da bana göre beni tasvip etmediğim o davranışıdır. Yoksa ki yani burası da herkes düşüncelerini söyleyebilir. Ya bir kimin tahriki size göre? Kimin tahriki size göre? Kimin tahriki size göre? Yani ben bilmiyorum. Ben meclisteyim de İsa Gök yani şurada bir senede seçimdeyiz. AKP en çete kanunlarını çıkarıyor, işsizlik getiriyor, milletvekillerini susuyor, meclisi ortada yok ediyor, yargıyı ortada yok ediyor. Bir güne gün mecliste İsa Gök'ün çıkıp da kürsüde AKP'lere karşı bir söz söylediğini görmedim. Yani burada bizim üzerimize duracağımız parti olarak AKP'nin Türkiye'ye getirdiği faşist, teokratik bir düzene karşı, diktatör rejimine karşı mücadele etmemiz başlangıçta milletvekillerinin görevi o. Parti içinde yoksa ki kurultayda gelip de düşüncelerini söylenebilir. Ama ben tabii ki burada muhalefet de yapılsa hiçbir milletvekiliye karşı veya herhangi bir üyeye karşı zor kullanılmaması, saygı duyulması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özünde bu var. Yani herkese karşı saygı. Yani herkes burası askeri kışla değil. Yani işte yat borusuyla yatan, kalk borusuyla kalkan bir kışla düzen yok. O başka partilerde var. Özellikle AKP'de var. Bizde tabii ki fikir özgürlüğü var. Bunun için yani ona karşı böyle bir hareket göstermesini ben tasvip etmedim. Aleyhte konuşma sırası olabilirdi. Aleyhte konuşma istiyor. Yani tabii canım burası kimse yani zaten eğer aleyhte konuşulacak şeyler varsa konuşmak lazım. Yoksa ki o topluma faydalı bir iş yapmamış olursunuz. Onun için ben onu yani o konuda böyle zorla susturmak şey değil ama arkadaşın da bir art niyete hareket ettiğini gördüm yani o bakımdan. Yoksa evet. Peki yeni tüzüğü nasıl buldunuz? Yeni tüzüğü nasıl buldunuz? Şimdi kabul yani olursa 87 madde çok fazla değişiklikler var. Sizin beğenmediğiniz maddeler var. Eski tüzüğe nazaran kısmı bir iyileştirme var. Benim zaten kafamdaki tüzük ben diyorum ki bütün milletvekili adayları